Ota bilan bolani o'rtasida muomala bor, er bilan xotinning o'rtasida muomala bor, rahbar bilan qo'l ostidagi insonni muomalasi bor. Hammasida o'zimizga yarasha bilamiz. Hech qachon qo'l ostidagi inson rahbarni oldiga eshigi tep kirib, "Qalaysan?" demaydi. Eshigi taqillatadi, "Kirsam maylimi?" deydi, chiroyli so'zlaydi, chunki rahbar odam hurmatini qiladi. Rahbar ham rahbarligidan qattiq foydalanmagan holatda xodimi bilan chiroyli muomala qiladi. Xuddi shuningdek er xotin bilan, xuddi shuningdek ota farzand bilan qiladigan muomala bor. Endi buni aksi bor. Bola otasiga, xotin eriga va yuqorida aytganimizdek, qo'l ostidagi inson rahbarga. Mana bu joyda ham shariatimiz go'zallikni talab qiladi. Rahbar o'zidan ketmasin, zulm qilmasin. Ya'ni men rahbarman, men aytganimni qildira olaman deb zulm qilmasin. Balki qo'ldan keladigan ishni buyursin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar-ku, qo'l ostingdagi zulm qanday bo'ladi? U qila olmaydigan ishni buyurish. To'g'ri, u xizmatkoringizdir, sizning qo'lingizda ishlayotgandir, lekin uni qo'ldan keladigan ish bor, kelmaydigan ish bor. Siz endi rahbarman deb nima bo'lsa qilsin demaysiz-da. Ana bu bizning dinimizning go'zalligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu borada demak siz u bizga namunalar. Bir kuni Muzor qavmidan bir qancha insonlar Rasulullohning huzurlariga keldilar. Qarasalar, nihoyatda nochor, juda ham nochor. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tirgan sahobalarga qarab aytdilarki, bir kishi dinoridan, dirhamidan, kiyimidan va xurmosidan sadaqa qildi dedilar. Eshitib turing, aniq tushunishingiz uchun eshitib turing. Hoy, sadaqa qilinglar demadilar. İçinde merding var mı demediler. Ya sadaka kımayapsılar sile demediler. Bir kişi geldi, sadaka kıldı. Hurmastan verdi, kimiden verdi, dinara var, dinardan verdi, dirhama var, dirhamadan verdi. Dip, kızıktırdılar. O zaman işare, hani kızım sen gayet hemen kelinim eşit. Aklı ferasatı var insan, der o bunu biledi. Yugur bir ansarlardan bir sahaba çıkıp gittilerdi. İkide kol bilen kotarıp boğmaydıgan derecedeki sadakatını alıp geldiler. Rasulullah'ın aldılarına şunu diye koydular. Keyin sahabeler düşünüp kaldı. Ha, Rasulullah bizge sadaka kıl diye yaptıklarlardı. Keyin hemme terkalıp kim ne mene tavsiye yapıp gelip hatta katta bir uyum bulup gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kursan buldular. Bu hadis rivayet kılınırken hadisinin şerhinde olamalar etedi ki Rasulullah'ın muamelelerini karendi. Hakları bağırdı katlı yapırışki. Doğru mu? Hoy sen de boylarına turk tez yapıp gidiseler bulardı. Lekin hammani holat har xil va chiroyli muomalada bo'lsa, sahobalar o'z qalbidan chiqqasa degan ma'noda sadaqa qilgan insonni maqtovlar hamma kelib sadaqa qilib ketdi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayotlarida bo'lgan voqealardan biri. Va shu bilan bir qatorda bir insonni xatosini aytishda ham avvalambor chiroyli bir so'zni ishlatishlikka Rasulullohning hayotlari namuna. Bir kun aytdilarki, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma qanday ham yaxshi inson agar kechasi turganda dedilar. Qarang, birinchi maqtab oldilar. Birinchi eshitgan inson ha Abdullohni maqtayapti dedilar. Lekin kamchiligini oxirida aytdilar. Agar kechasi turganda dedilar. Shu so'zni shunday alishtirib gapiring. Sen kechasi turmaysan yaramas. Lekin yaxshi odamsan desangiz bu gapingiz ta'sirli bo'lmaydi. Lekin bu o'zi yaxshi odam. Faqat shu kamchiligini tashlasa desangiz, shu kamchilik ko'rinmay qoladi. Odamlarning nazdida eshitilmay qoladi. Chunki birinchi yaxshi gap chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarni tarbiyalaganlarda birinchi maqtardilar-da, keyin nuqsonlarini sekin aytib qo'yardilar.